Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ondalık gösterim konusu. Kesirlerden sonra çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir konu. Bu da hayatımızın içinde olan bir konu. Nasıl mı? Ne demek mi ondalık gösterimi? Hemen bakalım. Paydası 10-100 bin, hatta buraya 3 nokta koyuyorum. Çünkü neden? 10 bin de olabilir, 100 bin de olabilir. Yani devamı böyle ilerleyebilir. Olan kesirlerin virgül kullanarak yazılımına biz ondalık gösterim diyoruz. Yani ne olması lazımmış? Paydası 10, 100 bin gibi kesirlerin virgül olarak kullanılmasına biz ondalık gösterim diyoruz. Ondalık gösterimdeki o virgülün amacı tam kısmı ve kesir kısmı ayırmak için kullanıyor. Örneklere bakalım. Az önce tartıldım. Tam 32,5 kilogramım. Diğer örneğe bak. Çok uzadı. Boyum tam 1,23 metre oldu. Markette 2,5 litre, 2,5 litrelik sudan kalmamış. Kıyamam. Başka markete git. Su muhakkak iç. Sonra geldik şimdi şu örneğe. Sen gittin elbise alacaksın. Ne yazıyor orada? 49,99. Bak, virgül hayatında var. İşte çikolata alacaksın. 1,25, 1,75. Değil mi? Bak, ondalık gösterimin amacı neymiş? Bir payda var. Payda da 10, 100, 1000 gibi sayılar olacak. Bir de tekrardan şöyle bir giriş yapalım. Şimdi düşün. Tatil başladı. Gezmeye gideceksiniz. Size çok güzel bir gezmek mekanı söylediler. Mekanın ismi Ondalıklar Köyü. Ya çok güzel, çok yani cennet gibi tabiri vardır ya, cennet gibi bir köymüş. Ve muhakkak gidilmesi gerekenler arasında siz de gitmeye karar veriyorsunuz. Tabii internetten araştırdınız, baktınız iki tane kuralı var. Ki şu notu da gördünüz. Daha halen yerleşim hayatı var bu köyün. Yani tamamen %100 turistik değil. Yerleşim hayatı olan bir köy. Yerlileri var. Ninelerimiz, dedelerimiz, büyük annelerimizin olduğu bir yer. Bir köy ise bu her neydi? Her yörenin kendine ait bir şivesi vardı, değil mi? Bu köyün de kendine ait bir şivesi var. Birinci kural, iki tane kural vardı ki. Birinci kuralı bir kere paydası 10, 100, 1000 olacak. Kesir olarak düşün kendine. Paydan 10, şöyle yazacağım. 10, 100, 1000 gibi kesir olacağım. Tamam mı? Bu birinci kuralı. Bak, bu köye girebilmek için, tatil için, bu köye girebilmek için birinci kuralın 10-100 bin olacak paydan. İkinci kuralı ise şive. Buranın şivesiyle konuşacaksın. Başka yok. Yani oradaki büyüklerimiz diyor ki biz diyor değerlerimize sahip çıkacağız. Kaç yıldır çıkıyoruz. Şiveyi kullanmayan bu köye giremez. Ney birinci kuralım? Paydam 10-100 bin, 10 bin olacak. Ya da onun gibi sayı olacak. İkinci kuralımda şive. Şimdi bir tane kesir söyleyeyim size. 1 bölü 10. Öncelikle bakarım. Bu köye girebilir mi? Giriyor değil mi? Çünkü neden? Paydası 10. Peki ben bunu nasıl yazacağım ki? Hani virgülle yazmam gerekiyor ya. Virgülle yazıp bir de ona bağlı olarak şiveyle okuyacağım. Şimdi biz bunu şöyle yazar ve şöyle okuruz. Tamma bakarız. Tamı neresiydi kesirin? Burası değil miydi? Tamı var mı? Yok. Birleşik kesir değil bu. Tama çeviremem. Basit kesir. O zaman tam kısmı sıfır. Zaten virgülle yazmam lazım ya. Virgülün sol tarafı tam kısımdır. Sağ tarafı da kesir kısmıdır. Sıfır tam. Bu direkt biz bunu normalde nasıl okuruz? İki türlü okumaz mıyız bu kesri? Hiç burayı görme. 1 bölü 10 diye okuruz. Ya da ne diye okuruz? Onda 1 diye okuruz. Değil mi? O zaman işte bak, bunu da şöyle okuyoruz. 0 tam onda 1. Bu kadar. Peki şöyle olsaydı, 2 bölü 10 olsaydı ne yapacaktım? Bu köye girmek istiyorum bak. Amacım bu köye girmek. Birinci kuralım paydam ne? 10. O zaman zaten virgülü şekilde yazabilirim. Tamım var mı? Yok. Peki bunu normalde nasıl okuyordun? 2 bölü 10 olarak okuma. Onda 2 olarak oku. Yani onda 2. Gördün mü? Nasıl okuyorum o zaman? 2 tam onda 2. Buraya bak şimdi. 1 bölü 100. Ondalık köyüne girmek istiyor. Girebilir.
Virgülle yazılacak ama virgüllü şekilde de, şiveli bir şekilde de konuşması lazım. Önce virgülü şekilde yazalım. Burada şey var mı? Tam var mı? Yok. O zaman sıfır tam. Şimdi normalde 1 bölü 100 bu. Tersten oku. Yüzde 1. Yüzde 1'i nasıl yazarım? Yüzde 1. Bak böyle yazarım. Tamam mı? Şimdi şunu söylemek isteyeceğim size. Sıfır tam onda 1. Şimdi bir püf noktası var bunun. Ayırım yapmak için söylüyorum. Şimdi bu payda 10 yüz bin ya. Virgülün sağındaki sayı kadar sıfır varsa doğru yapmışsın demektir. Şimdi burada kaç tane sayı var? Birinci sayı, ikinci sayı. İki tane sayı var değil mi? Burada kaç tane sıfır var? İki tane sıfır var. Demek ki bunu doğru bir şekilde yazmışım. Buraya bak, burada kaç tane sıfır var? Bir tane. Virgülün sağında kaç tane sayı var? Bir tane. Demek ki bunu da doğru yazmışım. Bu bir ipucu. Tamam mı? Ucu. Yanlış yazdım. Anlaştık mı? Şimdi geldik buraya. Onluk ve yüzlük. Şimdi şablon olarak baktığım zaman ben normalde burayı 7 bölü 10 olarak yazarım değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parçadan 7'si boyalı. 7 bölü 10'u nasıl gösteriyorum o zaman ondalık köyünde? 0,7 diye gösteriyorum. Okurken nasıl okuyordum? Virgülün sol tarafı benim tam kısmımdı. Bak burası tam kısım. Virgülün sağ tarafı da kesir kısmı. Nasıl okuyorum o zaman? Bunu sıfır tam onda 7. Buraya bak. Burada bak bir tam tamamen var. Bir tam yani. Onda 3. Nasıl yazıyorum artık? Tam kısmım olduğu için tam kısma 1 yazıyorum. Diğer onda 3'lük kısmı zaten virgülün sağ tarafı. Sıkıntı yok. Buraya bak artık yüzlük. Bu da girebilir. Yüzde 44. Nasıl yazacağım? Tam kısmım var mı? Yok. Sıfır tam yüzde 44. İki tane sıfır var. İki tane sayı var. Demek ki doğru yapıldı. Şimdi bakalım. Ondalık gösteriminin okunuşlarını yazınız. A şıkkına bakalım. Sıfır tam. Bak virgülün sol tarafı tam kısmında. O yüzden ne yapacağım? Virgülün sol tarafındaki sayıyı önce okuyayım ben. Sıfır tam. Virgülün sağı bir var. Onda bir. Bir kere virgülün sağında bir tane varsa bu onda diye başlıyor. Çünkü ben bunu nasıl yazıyordum? 1 bölü 10 olarak yazıyordum. Tam kesiri ondalığa çevirmeyi görebilmelisiniz ki bu böyle de zaten ayrıntılı şekilde ileriki saatlerde göreceğiz. 0 tam onda 1 zaten 1 bölü 10 demek ya. Bundan dolayı bunu onda 1 diye okuyorsun. Yani onda 1'in diğer yazımı budur. Tamam, 0 tam onda 1. Buraya bak tam kısmı var. 2 tam. Virgülden sonra bir tane sayı var. Onda 3. Buraya geldim. Bak. Sıfır tam. Öncelikle bunu bir yazsana o zaman. 26 bölü 100 değil mi bu? Sıfır tam. Yüzde. Ya tersten okuyorsun. Bildiğin bir şey aslında. Hani normalde hatta geçen yıl 4. sınıfta alışmış olanlarınız varsa tersten alttan okumaya daha rahatlıkla yapabilir. 26 bölü 10, 100 olarak okumaya alışanlarda da sıkıntı yok. Direkt tersten okuyacaksın. Zaten bu %26 demek. %26. Buraya bakalım. Bak 5 tam 8 bölü 100 değil mi bu? İki tane sayı var, iki tane sıfır koydum. O zaman ne olacak? Bak bu 5 tam %8. Buraya bak, bunu ne yapacağım? 3 tam. Kaç tane sayı var? 3 tane sayı var. O zaman 3 tane sıfırı birin yanına yapıştır. 405'i de yaz buraya. Ne oldu o zaman? 3 tam. Kaçta bu? Tersten oku, alttan oku. Binde 400. Silgiciğim neredesin?
405. Tamam. Evet, şimdi de yazılım olarak gösterelim. 0 tam 10'da 8. Bak. 0 tam 10'da 8 diyor. Yani kesir olarak önce bir hayal etsene. Tamı zaten yok, sıfırmış. 10'da 8 diyor. 10'da 8. Bak böyle yazdım. 3 tam. Bu sefer tamı var. 3 tam 10'da 4. Bir kere virgülün hemen sağı zaten 10'da diye okunur. 3 tam 10'da 4. 7 tam %9. Bak %9. 7 tam %9. Nasıl yazarım o zaman ben bunu? Direkt 9 yazamazsın. Çünkü direkt 9'u yazarsan bir kere ne olur? Kurala baktın, iki tane sıfır olması lazım. Bir tane, iki tane sıfır, iki tane sayı olması lazım. Bir kere olmaz. Mantık olarak baktığın zaman da zaten olmaz. Çünkü bu 7 tam 10'da 9 demek. 10'da 9 bu zaten demek. Lütfen buna dikkat et. Tamam mı? Son olarak geldim. 12 tam binde. Bak binde. Ki burada 3 tane sayı olacak. Çünkü binde 3 tane sıfır var. Binde 72. O zaman ne yapıyorum? Sıfırı yerleştiriyorum. Evet, şimdi geldik buraya. Ondalık gösterimlerini yazınız diyor. Ben okunuşlarını da söyleyeceğim. Nasıl yazacağım? Tam kısmı var mı? Yok. Bak, sıfır tam onda 3 zaten direkt bu. Tamam. Bu kadar. Bakıyorum. Tamım var mı? Yok. Sıfır tam %83. %83. Direkt ne yaptım? 83 yazdım bak. Doğru yaptım. Nereden dikkat edebiliyorum? İki tane sıfır var, iki tane sayı var. Süper. Tamı var mı? Yok. Sıfır tam binde 124. Buraya bak. Tamı var mı? Var. İki tam onda 5. 7 tam %19. 1 tam binde 203. Peki şöyle olsaydı. Onda da köyüne girebiliyor mu? Girebiliyor. Paydası var. Ki ben bunu nasıl yazacağım? Bir düşün bakalım. Tamı var mı? Yok. Yok değil mi? Şu an burada tam yok çünkü. 0 tam 13 olarak mı yazacaksın? Yazamazsın ki. Nereden ya, bir kere yanlış yaptığını nereden anladın? Bak burada bir tane sıfır var, burada iki tane sayı var. Yanlış oldu. Neden yanlış oldu? Çünkü burada tam tabii ki de var. Çünkü bu basit kesir değil, bu birleşik kesir. Sen birleşik kesirde tam sayılı kesire çevirmeyi biliyorsun. Buradaki görmüyor musun? 13 10'a bölünüyor. 1 tam 3 bölü 10 demek 13 bölü 10. Artık demek ki ne oluyor? Tamım var. Bak, normalde tamım var. 1 tam 10'da 3. Bunu çok dikkat et. 13 bölü 10 tam sayılı kesire çevirdik. Tamını gördük ve sonra da ondalık gösterim olarak yazdık. Şimdi de okuyoruz. 1 tam 10'da 3. Evet. Şimdi tam olarak bak bundan bahsettik. Şimdi bunun bir de kısa yöntemi var. Onu da göstereceğim size. 37 bölü 10 ya. Burada ne yapacağım? Ben 37 10'a böleceğim. 3 tam 7 bölü 10 oldu. Bunu nasıl yazacağım o zaman? 3 tam 10'da 7. 44 bölü 10. Ne yapacağım? 44'ü 10'a böldüm. 4 tam 4 bölü 10 oldu. Bu da 4 tam 10'da 4. Buraya bak. Şimdi ne yapacağız? 275 bölü 100. Burada kısa yöntemini göstereyim mi? Bak, yapacağınız şey şu. Burada kaç tane sıfır varsa buradan başlayarak oraya sola doğru ilerliyorsun. İki tane sıfır yok mu? O zaman 1, 2. Bak buradan başlayalım. 1, 2. Sonra bu iki tane ilerledin ya sola doğru. Bak 1, 2 ilerledin. Bu kalanı tama yazıyorsun. Geri kalanları da yukarıya yazıyorsun. Bu kadar. Kısa yöntemin bak bu. Bak burada yapalım bir de. Rengim nerede? Bak. Kaç tane sıfır var? Bir tane. 7 zaten birincisi değil mi? Birincisi. Bu gitti. Kalan ne? 3. 3 tam. Bu çizdiğimi yukarı yazıyordum. 7 bölü 10. Buraya bak, bir tane sıfır var. Bu bir taneyi giderttim. Sola doğru ilerliyorum. Kaç kaldı? 4 kaldı. 4 tam. Çizdiğim üzerindeki 4 bölü 10. Buraya bak.
3 tane 0 yok mu? 1, 2, 3 tane 0. O zaman sola doğru 3 tane siliyorum. 1, 2, 3. Kaç kaldı? 1 tam. Yukarıya ben ne yazacağım? 0, 0, 0, 3 mü yazacağım? 3. O baştaki sıfırların hiçbir önemi yoktur. 1000. Bak şunu unutma. 0,5 ile 5 aynı şey. Tamam mı? Yani bu baştaki sıfırın bir önemi yok. Ya burada virgül varsa tabii ki de bir önemi var. Anlaştık mı? Evet. Şimdi bu basamakları biraz daha inceleyelim. Ondaki gösteremde ne dedik? Biz sol kısmına tam kısım dedik. Virgülün sağına da biz kesir kısım dedik. Ve şimdi de bu ondalık gösteriminin her rakamının bir basamak değeri var ve bu basamak değerinde basamak değerlerini inceleyeceğiz. Örneğe bakalım lütfen. 125,473 ya. Böyle okursak olmaz. Nasıl okuyorduk ondalık köyünün şartı? Tamam. Virgülü yazabildik. Demek ki bunun paydası 10, 100, 1000'li bir şey ki görebiliyorum paydası 1000. Çünkü 3 tane 0 varsa paydada da 3 tane 0 olması lazım. O da 1000 demek zaten. İkinci kuralım da şiveli. Yani oraya ait okumam lazım. Ondalık köyüne ait okunuş da şudur. 125 tam. Söyledik zaten. 1000'de 473. Tam kısmı ne? 125. Kesir kısmı ne? 473. Şimdi 125 tam, 1000'de 473'ü rakamlarını basamak değerine bakalım. Tam kısmı normal gidiyor bak. Normalde tam kısmında şey biz normalde mesela 12 sayısını nasıl ayırıyoruz? Bu birler basamağı, bu onlar basamağı değil mi? Tam kısmı bildiğimiz gibi gidecek. Burası birler basamağı, burası onlar basamağı, burası da yüzler basamağı. Virgülün sağındaki ilk sayı da ne demekti? Hatırla. 1 bölü 10'u biz nasıl okuyorduk zaten? Tersten okusana. 10'da 1 de. Demek ki 10'da birler basamı, virgülün sağındaki. Diğeri yüzde birler basamı, binde birler basamı. Basamak değerlerini bulmak için de şöyle yaparsın. 5 ile 1'i çarparım 5. Bunu açık açık yazayım mı? Şunları açayım toptan da sonra açık açık yazayım. Bak, basamak değerini bulmak için ne yapıyordum? 5 ile 1'i çarpmam lazımdı. Bu 5. Onlar basamağı, yani onlar basamağında olduğu için ne yapacaktım değerini bulmak için? 2 çarpı 10. Yani 20. Buraya baktım, yüzler basamağında olduğu için basamak değerini bulmak için 1 çarpı 100'den basamak değeri de 100. Aynı şeyi bak burada yapıyorsun. 10'da birler basamağında. Zaten bu 4 bölü 10 demek değil mi? Bu 7 bölü 100. Bu da 3 bölü 1000. Tamam. Anlaştık mı? Şimdi geldik buraya. 58 tam. 1000'de 192 ondalık gösterimindeki soruları cevaplayınız diyor sayısına göre. Onlar basamağındaki rakamın sayı değeri. Onlar basamağı diyor. Bak bak normal basamak. Onlar basamağı. Birler onlar. Demek ki onlar basamağındaki basamak değeri 5. Onda birler basamağındaki rakamın sayı değeri bak. Sayı değeriyle basamak değerini karıştırmıyorduk. Hatırlayın milyonlar konusunda da bahsettik bunu. Basamak değeri o basamağındaki sayıyla basamağın çarpımı oluyordu. Eğer onlar basamağındaysa 10 çarpı işte hangi sayıysa. Ama sayı değeri sayının kendisi oluyordu. Onda birler basamağı neresi? Şuraya yazayım mı? 58 tam. 1000'de 192. Burası tam kısım. Burası ondalık kısım yani kesir kısım. Burası normal zaten birler basamağı, onlar basamağı diye gidiyor. Burası onda birler. Bak virgülün hemen sonra onda birler. 1 bölü 10 gelsin aklına. Onda birler, yüzde birler, binde birler. Onda birler basamağını sorduğundan dolayı onda birler basamağı burası değil mi? Buradaki rakamın sayı değerini soruyor. Yani nedir? 1. Yüzde birler, yüzde birler, yüzde birler burası. Yüzde birli basamağındaki rakamın sayı değeri diyor bak. Kalemim neredesin? Sayı değeri. Normalde nasıl yazıyorsun sen bunu? 100 bölü
Bin bölü iki değil mi? Dur dur, bin dedim, bin değil. Yüzde birler diyor, yüzde birler. Onda birler, yüzde birler. Buradan bahsediyoruz. Yüzde birlerdeki basamak değeri diyor. Bak, yüzde dokuz değil mi bu? Bunu da nasıl gösteriyorum o zaman? Sıfır tam yüzde dokuz. Şimdi ise binde birler basamağındaki rakam. Yani hangi rakam o? İki. İkiyi nasıl gösteriyorum? Binde iki. Bunun da basamak değerini istiyor. Bak, basamak değeri zaten bunun direkt gösterimi oluyor. Eğer sayı değerini isteseydi direkt 2 diyecektim ama basamak değerini istediği için 0 tam binde 2. 3 tane sayı var, 3 tane 0 var. Doğru yaptık. İlerleyelim. Evet, şimdi bu soruyu ile devam edelim. Ali kasası için 4 haneli bir şifre belirtmek istiyor. Bunun için ipuçları veriyor. A rakamı 36 tam. Bak, 36 tam, dikkatli dinle lütfen. 36 tam %74 sayısının onda birler basamağındaki sayının bir fazlası. Buradaki şifreleri vermiş, neyi soruyor? Ali'nin kasası için belirttiği şifre nedir? Hemen o zaman yapmaya başlayalım. A rakamı 36'dan %74'tü ya, onda birleri ne? Onda birler zaten burası. Bir fazlası ne oluyor o zaman? 8. A'yı bulduk. A 8. Geldik şimdi D rakamına. 92 tam %3 sayısının birler basamağındaki rakamdan 3 fazladır. Birler basamağındaki rakam bu değil mi? 2 yani. Bunun 3 fazlası da 5 oldu. Bu da D. C rakamına bak. 3 tam binde 5 sayısının binde birler basamağındaki rakamdan 2 eksik. Yani 5 eksi 2'den 3 de bana C'yi veriyor. B rakamı ise A tam. A'mız neydi? 8 tam. Yüzde CD, yani C3, D'de 5. Sayısının birler basamağındaki, birler basamağı zaten ne? 8 değil mi? Bariz şekilde gözüküyor. 8'den 4 eksikmiş. O zaman 8 eksi 4'ten 4 de B oldu. Şifreyi şimdi yerleştirelim. A'mız ne? 8. Aa, şifre niye açıldı bu? A'mız 8. B'miz ne? B nerede? 4. C'miz 3. D'miz de 5. Şifreyi belirttik. Tamam. Şimdi bugünkü dersimiz bu kadar.